Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaşarsoy. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız efendim. Ya kapatılmalı ya yeniden yapılandırılmalı dedi. Anayasa Mahkemesi'ne çok sert sözlerle yüklendi. Yüksek yargı organları arasındaki tartışmaya grup kürsüsünden dahil olan MHP lideri Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na da veryansın etti. Ya Anayasa Mahkemesi kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır. Çağrısını yineledi. Yüksek yargı organları arasındaki krize dair dikkat çeken mesajlar verdi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zillet İttifakı'nın yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur. Bu kişinin haddini ve hududunu çok açık şekilde aştığını düşünüyoruz. Türk devletiyle uğraşma. Cesaretin varsa Kandil'e git. Anayasa Mahkemesi hukuk düzeninin safrası ve sancısıdır dedi MHP lideri. Yüksek Mahkemenin Can Atalay kararı sonrası yaşananları grup toplantısında değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında hiyerarşik bir ilişki yoktur. Bu mahkeme süper temyiz merci sıfatına da sahip değildir. Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasından sonra CHP'li milletvekilleri de genel kurul salonunu terk etmeme eylemine başlamıştı. Bahçeli'nin hedefinde onlar da vardı. Oturma eylemi yapan güruhun Yargıtay'a laf etmesi küstahlıktır, hadsizliktir, seviyesizliktir. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız dedi. Sözü Ekrem İmamoğlu'na getirdi. Boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan Büyükşehir Belediye Başkanı'nı evine göndereceğiz. 10 Kasım'da Anıtkabir'de bu görüntüler kaydedilmiş. İki lider arasında buzlar eriyor mu sorusu akıllara gelmişti. Daha önce Akşener'e yuvaya dönün çağrısı da yapan Bahçeli'ye grup toplantısı çıkışı İyi Parti'deki gelişmeler soruldu. İyi Parti ile ilgili hiçbir düşüncemi söylemem. Çünkü zamanında söyledik, aynen devam ediyor. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel mecliste ilk grup toplantısını yaptı. Yargıda yaşanan kriz üzerinden mesajlarını verdi. Partiden ayrılanlara da çağrısı vardı. Baba evine geri dönün diye seslendi. Eski genel başkan Kılıçdaroğlu'nu da unutmadı. Bu ömrümde gördüğüm en hadsiz darbedir. En hadsiz darbedir. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yaşanan Can Atalay krizine ilk kez çıktığı grup kürsüsünden tepki gösterdi. Yine darbe benzetmesi yaptı. Bundan sonra Tayyip Erdoğan'a karşı biri darbeye kalkışırsa yine biz onun yanında gerekirse tankın üstünde oluruz. Ama bu darbe girişiminde Recep Tayyip Erdoğan'a meydanı bırakmayız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel koltuğu devraldı. Kılıçdaroğlu'nu da unutmadı. Ona vefamızı her fırsatta hep birlikte her zaman göstereceğiz. Kendisinin önünde saygıyla eğiliyorum. İYİ Parti lideri Akşener'le yarın yüz yüze görüşeceği de iddia edilmişti. Özel telefonda konuştuk dedi. Henüz tarihin belli olmadığını söyledi. CHP'nin yeni genel başkanı partiden ayrılan isimlere de bir çağrı yaptı. Gelin baba evine değiştirelim. Gelin baba evine güçlenelim. Baba evi sizleri bekliyor. Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Özel, MHP lideri Bahçeli'nin zillet ittifakı benzetmesini de eleştirdi. Millet kelimesini tahrif edip zillet demek milliyetçi bir partinin genel başkanına yakışmaz. Efendim, yargıda başlayan yetki tartışması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Çelik, CHP'de değişim olmadığını savundu. Mecliste de kulisleri hareketlendiren bir randevu vardı. Demokratik hayatın, devlet hayatının içinde çıkabilecek her krizi bir darbe olarak nitelendirmeleri yanlıştır. Yargıdaki yetki krizi siyasi partileri de karşı karşıya getirdi. CHP lideri Özgür Özel'in darbe benzetmesine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de tepki geldi. Demokratik kültüre alışkın olmadıkları için hemen bunu bir darbe girişimi gibi sunmaya çalışıyorlar. AK Parti yerel seçimde izleyeceği yol haritasını belirlemek için Kızılcahamam'da kampa girdi. Sözcü Ömer Çelik, Özgür Özel genel başkan seçilir seçilmez Cumhurbaşkanlığı makamının meşruiyetine saldırmaya başladı dedi. Yazsa da zihniyetinin devamı olarak yorumladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir siyasi yazılım değişimi olmamıştır. Onlar sadece biyografiyi değiştirmişler. Kemal Kılıçdaroğlu döneminden bile daha geri açıklamalardır. Kemal Kılıçdaroğlu bunları öğrenememişti ama en azından öğrenmiş gibi yapıyordu. Parlamentoda bir uzlaşmayla
yeni bir anayasayı yapmak mecburiyetimiz var. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yargı krizinde çözüm için bir kez daha yeni anayasayı işaret ederken işaret edilen adresteki görüşme dikkat çekti. Meclis Başkanı Kurtulmuş İyi Parti lideri Akşener'i ziyaret etti. Tam da yeni anayasa tartışılırken gerçekleşen o görüşmenin iadeyi ziyaret olduğu belirtildi. Meclis Genel Kurulu'ndaysa AK Partililerle İyi Partililer arasında gerilim yaşandı. İyi Parti'den ayrılıp AK Parti'ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu hakkında ortaya atılan iddialara yanıt vermek için kürsüye gelince tansiyon bakın nasıl yükseldi. Bu iftiraya atanlar sizin ağababanız, sizin feriştahınız, sizin patronunuz, sizin ejderhanız gelse beni bir bilim geri adım attıramaz. Keşke yüzünüz kızarsaydı. Keşke utanabilseydiniz. İyi Parti'den istifa etmiş, geçen hafta AK Parti saflarına katılmıştı. Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ile ilgili eski partisinin meclis kürsüsüne taşıdığı iddia tartışmanın fitilini ateşledi. Siyasi rüşvet aldığım iddia ediliyor. Şirketimin aldığı teşvik, siyasi herhangi bir yanı yoktur. Gırtlağımızdan haram lokma girmemiştir, bundan sonra da girmeyecektir. İftira dedi. İddiayı dile getiren İyi Partili Hasan Toptaş'a yanıt vermek için söz aldı Nebi Hatipoğlu. İstifa gerekçesini anlatırken karşılıklı gerilim daha da tırmandı. Benim partinizden istifa etme nedenim teşvik değil, bugün ayyuka çıkan rezil dedikodulardır. Parti dediğiniz şeyin aslında bir sekreterin CEO olduğu bir aile şirketi olmasıdır. Mecliste bir diğer gerilimde HDP'li Gergerlioğlu'yla MHP'liler arasında yaşandı. Tansiyon yükselince bilinen formül devreye girdi. Genel kurulu ara verildi. Anayasayı ve Anayasa Mahkemesi'ni tanıyıp yerine oturacaksın Bahçeli. Sen ağzını topla. Adi herif iyice sınırı da aştı. Sayın Gergerlioğlu. Oturuma 10 dakika ara veriyorum. Sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal Can'dan ve Bahar Can'dan. Sıra onlara geldi. 100 milyon lira vurgun yapan bir çetenin üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındılar. Elleri kelepçeli halde sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiler. Bugün ışıklar çok mu fazla? 50 bin liram var. İnşallah sen senin bir an önce uzaylılar. Kara para akladınız doğru mu? Dikkat çeken tarzları, ilginç hareketleri, tuhaf konuşmaları ve şaşa şatafat dolu hayatları. Kimmiş şişko sensin şişko? Fenomen kardeşler Nihal Candan'la Bahar Candan nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı. Suç örgütüne yardım ettiniz mi? Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından gözler lüks hayatlarını sosyal medyada milyonların önünde yaşayanlara çevrilmişti. Onlar arasında Candan kardeşler de vardı. Çok geçmedi, haklarında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan çetenin gizli kasası oldukları ileri sürüldü. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, polis şafak operasyonu düzenledi. Ben şu parmağımla 100 kişi değil, 1000 değil, 1 milyon kişi toplarım. Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler bir suç örgütüne dahil olduğu iddiasıyla nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiler. Ellerinde kelepçe, yüzlerinde bezgin bir ifade vardı. Soruları yanıtsız bıraktılar. Müşteri pasladınız mı? Kara para akladığınız söyleniyor. Neden konuşmuyorsunuz? Show Haber muhabirinin soruları karşısında Bahar Candan'ın gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı. Neden cevap vermiyorsunuz? Tutuklanma ihtimaliniz var. Gözaltına alındıkları haberinin ardından sosyal medyada gündemin ilk sırasına yükseldiler. Fotoğrafları, videoları paylaşılırken Candanlar için hesap vakti yorumları yapıldı. Çocuklarımın babası evimin direği. Candan kardeşlerinin yanı sıra bir kişi daha gözaltına alındı. Aynı suç örgütüne daha önce de operasyon düzenlendiği, vurgunun boyutunun 100 milyon lira olduğu öğrenildi.
Bağ bahçe işleriyle uğraşıyor, köy evinin mutfağından yemek tarifleri paylaşıyordu. Ama son 3 senede hayatı akıl almaz bir hızla değişti. Şalvarı çıkarıp kürk giydi, köy evinden taşınıp şehirde patron oldu. Bir süredir fenomenlerin skandallarını izliyoruz malum. İşte gözler bu kez de Rabia toprağa çevrildi. Bunu çok beğenmiştim o gün. Hayal ettiğim her şey gayet güzel oldu. Köy evinde mütevazı koşullarda yemekler yapıyor, tarifler paylaşıyordu ama ne olduysa 3 yıl içinde tekstil fabrikası kurdu, zengin oldu. Şimdi kaynanam arasa, oğlumun peşini bırak 1 milyon dolar vereceğim dese, ay kız ne güzel olurdu, hayat bayram olurdu. Sosyal medyanın gündeminde bu kez de Ankara'da yaşayan Rabia Toprak var. Çok değil, bundan 3 sene önce oldukça mütevazi bir hayatı vardı. Köy evinde yemekler pişiriyor, sosyal medyada o görüntüleri paylaşıyordu. Ben mutfağın önünden geçsem şişiyorum. Dilan Polat'tan sonra gündeme gelen neredeyse her fenomen gibi o da eşiyle birlikte Dubai'ye gitti. Hayatlarında ne değişti bilinmez ama bir anda köy evi gitti, yerine lüks ev, yeni eşyalar geldi. Hatta iddiaya göre Rabia Toprak tekstil fabrikası kurdu, patron oldu. Bir yemek falan var mı? Çok teşekkür ederim abla. Allah razı olsun. Rica ederim hani? Birini hani üretsin. Kameraman çekmedi ne beni. Ne kamerası abla? Hani sosyal deneyde hiç çekmedim ya. Çok sevmedim. İlk adım dış görünüşünü değiştirdi. Genç fenomen tüp mide ameliyatı oldu. Lüks zevkleriyle birlikte sosyal medyadaki paylaşımlarını da abarttı. Altınlar, paralar, pahalı tatiller ön plana çıktı. Açlı mı alayım? Samarkandı. Ya! Ya aşkım ya! Bayıldım. Çok güzel. Rabia Toprak sosyal medyada bir açıklama yaptı. Haksızlığa uğradım, şikayetçi olacağım dedi. Onun da akıbeti merak konusu. Bursa'da bir eve giren hırsızlar kapıyı kilitlemişti. Daire sahibi çilingirle içeri girmeye çalıştı ve başına geleni anlayınca da hayatının şokunu yaşadı. Kapıyı açmaya çalıştım, kilidi zorlamaya çalıştım. İçeriden kilitliydi ve hiçbir şekilde açılmıyordu. Açamadı çünkü o kilitli kapının ardında hırsızlar vardı. İçerideydiler, ondan eminim. Bursa'da yaşayan kadın başına geleceklerden habersiz dün akşam saatlerinde evine gitmişti. Ben arabamı park ettim, içeriye geldim, kapıyı açmaya çalıştım, kapıyı açamadım. Çaresiz çilingir çağırdı, onlar dışarıda, hırsızlar da İçeride iş başındaydı. Ve açmaya çalışıyoruz o esnada. Açamıyoruz. Çünkü onlar içerideydi. Ben buna eminim. Sadece cep telefonumu almış. Canıma mal olabilir. Şu an tedirgin. Hemen polisi aradı. Şüpheliler de pencereden atlayıp kaçtı. Biz burada uğraşırken onlar burada camı açıp, burada da birisi vardı eminim buna. Bu masa oraya alınmış. Efendim, İstanbul'da taksilere zam henüz Ağustos ayının başında gelmiş ve indi bindi ücreti 70 lira olmuştu. Üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen taksiciler odası başkanı yine zam talebinde bulundu. Hem de tam %65 oranında. Dün %65 oranında taksi dolmuş, ücret tarifelerinin artışı için talepte bulunduk. Oda başkanı zam istedi, taksiciler gerek yok dedi. Gerek yok şu anda. Normaldir, şu anda normal yani. Zam gelirse fazla olur. Korsanları bitirsinler, ondan sonra zamı düşünsünler. Şu anda zaten işler durdu iyicene. Zam yapılırsa tamamen duracak işler. Kimse binmeyecek taksiye. Taksi ücretlerine henüz Ağustos ayının başında zam gelmişti. İndi bindi ücreti 70 liraya yükseltilmişti. Ancak taksiciler odası başkanı henüz yıl sonu gelmeden yeniden zam talebinde bulundu ve %65'lik bir zam istedi. Zamlar şoföre hiçbir zaman iyi gelmez. Bize %100 de zam verseler %100 zamı tamamını patronlar alıyor zaten. Geçen de %50 zam geldi. %55 patronlar yevmiyelere zam yaptı. Kilometre 13.75 kuruştu. İndi bindi 70 liraydı. Bu oranlara %65 oranında zam yapılmasını talep ettik. Eğer talep kabul edilirse taksilerde sadece indi bindi ücreti bile 115 liraya çıkacak.
%65 zam istemiş taksiler başkanı. Bu bir delilik olabilir aslında. O başkan daha önce bunları hiç savunmuyordu ama bugünkü şartlarda herkes binebilecekse 115 lira çok pahalı. Taksi aradığın zaman bulabiliyor musun? Artarsa daha az talep olacak. Sen de kolay taksi bulacaksın. Şu an için %65 çok, bu halk kaldıramaz. Daha yeni geldi. Bildiğim kadarıyla indi bindi ücretleri şu anda 70 TL. 115 lira indi bindiği için çok yüksek bir para yani. Kesinlikle gelmemeli. Zaten çünkü enflasyon bayağı yukarıda, insanlar bunu karşılayamıyor. Daha önce mesela ben kullanabilirken taksi, şu an kullanamaz durumdayım. Şimdi talep edilen o zam yapılacak mı? Ay sonundaki UKOME toplantısında belli olacak. Güler misin, ağlar mısın dedirten bir imar tuhaflığının haberiyle devam edeceğiz. Yolun ortasına dikilen bir iddiaya göre ruhsata aykırı olan bina yüzünden sokağa girilemez oldu. Mahalleli dava açıp kazandı ama bina yıkılmadı. Bakın onlar da bu durumu nasıl bir yaratıcılıkla protesto ettiler. Burada bir sokak vardı, sokak yok. Ya bakar mısınız, bunlar bize reva mı ya? 19 yıldır kullandıkları yola bina dikildi, sokağa giriş çıkış kapandı. Mahkemeden yıkım kararı çıktı ama o da uygulanmadı. Çareyi duvara yazı yazmakta buldular. Ve ben duvarıma yolum olmadığı için yolsuzluk diye yazı yazdım. Burası Çekmeköy. 6 yıl önce yapılan bu bina iddiaya göre ruhsata aykırı imarlaştırıldı. Çayeli sokak sakinlerinin yolu kapandı. Buradan dümdüz sokağımız vardı. Bakın sokağımızın levhası da orada hala asılı. Aracımız burada 6 senedir esaret altında. Aracımızı çıkartamıyoruz. Bundan 3,5 yıl önce bilirkişi raporuyla yapının ruhsata aykırı olduğu belirlendi ve yıkım kararı çıktı mahkemeden. Ancak o yıkım kararı yıllardır uygulanmadığı için Fatma Bilgin ve komşuları yine giriş çıkış yapamıyorlar. Ayın 12'sinde kızım evlendi. Baba evinden gelinlikle çıkartamadık biz onu. Şuradan çamurun içinden aşağı tapulu malın zincirli kapısını kırdık. Zincirleri kırarak kızımı oradan çıkarttık. Bu yüzden de burada yollarının kapandığını ifade edebilmek için bakın binanın duvarına yolsuzluk yazdılar. Binanın etrafını dönmek zorundayız. Yani hani başka alternatifim yok. Zulüm çekiyoruz biz burada. İstanbul'un göbeğinde. En kötüsü de bir hastalık olsa ambulans dahi gelemez evin önüne. Bakın şimdi biz de birkaç binanın etrafından ve başkalarının bahçelerinin içerisinden geçerek Fatma Hanım'ın yanına ulaşacağız şimdi. Yol değil burası tabii. Benim tapulu malım burası. Buraya sofra kuruyorum. Gelip burada soframın ortasından tanımadığım erkekler gelip geçiyor. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Son 3 ayda 61 kozmetik ürünü mercek altına alındı ve yapılan denetimlerde ürünlerin sadece 5'inin mevzuata uygun olduğu tespit edildi. Yani denetlenen ürünlerin %92'si güvensiz çıktı. Genellikle concealer, kapatıcı veya allık, dudak ürünleri çok alırım. Yani hoşuma gitmesi yeterli. Güvenerek mi alıyorsunuz saç boyasını mesela? Hayır. Nasıl alıyorsunuz? Neye göre? Bilindik bir markaysa alıyorum. İçeriğine bakmıyorum. Şampuan, ruj, dudak parlatıcı, sabun. Kozmetik ürünlerin denetiminde ürküten sonuçlar ortaya çıktı. Denetlenen ürünlerin %92'si uygunsuz bulundu. Son kullanma tarihine ve güvenilirliğine, kalitesine dikkat ediyoruz. Güvenmeyeceğiz. Almayacağız mı? Yani alacağız ama sileceğiz. Her gün temizlik yapacağız yüzümüzde. Temmuz, Ağustos, Eylül yani 3 aylık dönemde 61 kozmetik ürün denetlendi. Sadece 5'e uygun çıktı. 56 üründe farklı aykırılıklar tespit edildi. Allah kerim ya. Ne yapacaksınız? Kullanıyoruz ama yani kanser hocam. İleride bir kansere yakalanır. Sağlık Bakanlığı'nın denetimi aldığı ürünlerin 55'inde teknik düzenlemeye aykırılık tespit edilirken bir tanesinin risk taşıdığı ortaya kondu. Adana'da üretim yapan bir firmanın 1000 liraya satılan keratinli saç düzleştirici jelinde kozmetik mevzuatına aykırı bileşen olduğu belirlendi. O jel riskli ürün listesine alındı. İçeriğine falan? Dikkat etmiyorum. Neden? Mağazadan aldığımız için yani. Sağlıklı olması önemli tabii ki. Nereden anlayacağız? İyi markaların olduğu, satışlarının yapıldığı firmalara daha çok güvenebiliyoruz tabii. Sahte ve kaçak olduğu tespit edilen 35.763 parfüm ve kremde güvensiz olduğu ve risk taşıdığı gerekçesiyle imha edildi. Ürünlerinde çeşitli aykırılıklar tespit edilen firmalara ise 214.050 liralık para cezası uygulandı. Daha çok denetlenmesi, daha çok güvenilir olmasını isterdik. Kolay yoldan zengin olma arzusu dolandırıcıların ağına düşürdü. İstanbul'da yaşayan Batuhan isimli genç alın teri olmadan para kazanamayacağını anladığında çoktan 30 bin lira dolandırılmıştı ama unutamayacağı bir ders aldı ve başına gelenleri bakın gülümseyerek nasıl anlattı.
Aslı Hanım diye biri var. Onunla iletişime geçerek bu kişiyle görüştüm. 30 bin lira para kaybettim. Dolandırıcı olduklarını anladım. Ben bu konuda hakkında mağdurum. Kolay yoldan para kazan teklifi alınca yüzü güldü. Dolandırıldı, 30 bin lirası buhar oldu. Ama o yine de gülmeyi ihmal etmedi. Çünkü genç yaşta önemli bir hayat dersi aldı. Beleşten öyle para kazanmak olmuyor. Alın teriyle paranızı kazanın. Arnavutköy'de yaşayan Batuhan Yerdelen, telefonuna gelen bir mesajla dolandırıcıların ağına düştü. 200 lira yatırdım bu işe. 200 lira yatırdıktan sonra 400 lira para kazandım. Daha fazla kazanmak istedim. Bu sefer 800 lira kazandım. Para yatırdı. Yatırdıkça daha çok kazandı. Ödediği 30 bin lira bir anda 50 bin lira oldu. Güya öyle oldu tabii. Parayı çekmeye çalıştığında dolandırıldığını anladı. Şikayetçi olacağını söyleyince dolandırıcılar bir de dalga geçti. İnternetten indirdikleri rastgele polis fotoğraflarını atıp utanmadan birlikte çalışıyoruz dedi. Batuhan soluğu karakolda aldı. Şikayetimde bulundum. Ekipler bu konu hakkında detaylı bir inceleme yapacaklar. Efendim artık Sarallar suç örgütü de kafeste. İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı kafes operasyonu düzenleyen polis, çete elebaşı Atilla Saral'ın da aralarında olduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin çökertildiği haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Tetikçileriniz başarısız çıktı. Kemiklerini kırdım tetikçilerinizin. Var ya Alaaddin Saral, ateist. Sarallar suç örgütünün elebaşına ateist dediği bacağından vurularak cezalandırıldı. Polis zaten teyakkuzdaydı. Hem o silahlı saldırı hem de sitelerde yağma iddiasıyla Sarallar'a operasyon yaptı. 24 şüpheli gözaltına alındı. Özellikle Esenyurt'ta organize suç örgütü Sarallar'ın sitelere çöktükleri, yağmaladıkları, güvenlik görevlerini darp ettikleri ve bu şekilde rant elde ettikleri yönünde bilgilere ulaşıldı. Ayrıca Sarallar'ın eğlence kulüplerine de silahlı saldırı düzenleyerek tehdit ve şantajla para almaya çalıştığı bilgisi üzerine organize şube ekipleri çalışma başlattı. Tam o sırada Beyoğlu'ndaki bir barın sahibi olan ve yayınladığı videolarla çeteye meydan okuyan bu adam da bacağından vuruldu. Aileye eve kurşun sıktırdınız yetmedi. Bir de hala küfür mü ediyorsunuz oğlum? Sırtımdan adam vurmaya çalışıyorsunuz. Bar sahibinin çete elebaşı Alaaddin Saral'a ateist dediği için vurulduğu iddia edildi. Var ya Alaaddin Saral, ateist. Liderliğini Özgür Saral'ın yaptığı suç örgütü operasyon düzenlendi ve 24 kişi gözaltına alındı. Çete lideri Özgür Saral da gözaltında operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Kafes operasyonuyla gözaltına alınanların sorgusu sürüyor. Şov Haber WhatsApp ihbaratlarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0536 266 90 çift 0 veya 9002 diyelim ve Şov Ana Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.